Biz Hatay 4 yıldan Amasya Gümüş Hacıköy'e tarım işçisi olarak soğan söküm kesimine geldik. Her sene geldiğimizde burada elektrik sıkıntısı yaşamıyorduk. Bu sene maalesef elektrik sıkıntısını yaşıyoruz. 60-70 kişi burada işçi var. Saat 7-8'de paydos ediyoruz. Ve akşam eve gittiğimizde elektrik olmadığı için, herhangi bir şey olmadığı için telefon ışıklarıyla yemek yapıyorlar. Yemek yiyoruz. Ha, telefonları nasıl dolduruyorsunuz derseniz bir sağa sola gidiyoruz. Araçlarla dolduruyoruz. Camilerde dolduruyoruz. Kahvehanelerde dolduruyoruz. Biz Türkiye vatandaşıyız. Biz farklı bir yerden gelmedik. Yani herkes gibi bizim de bir yaşama hakkımız var. Ha, biz buraya çalışmaya gelmişiz. Hırsızlık yapmaya gelmemişiz. Buna bir el atılsın. Bize bir yardımcı olsunlar. Konuş. Konuş. Bize niye elektrik vermiyorlar? O zamanı o istemeyi biliyorlar. İş zamanı elektrik vermeyi mi bilmiyorlar? Biz paramızla istiyoruz. Bedava istemiyoruz. Elektrik versinler. Çocuklara süt alıyoruz. Bir günde bozuluyor. Hiç mi hakkımız yok? Sıcaklığın altında, çadırların altında çocuk sütü aldıkları için çocuk sütü bir gün dayanabiliyor. Biz burada bazı yetkili arkadaşlara söylüyoruz. Diyorlar ki bize kölgeye koyun diyor. Yani ne kadar kölge olabilir ki bir çadırın altında? Yani çadırda elektrik olmadı, buzdolabı olmadı, çamaşır makine olmadı. Yaşam nasıl olacak? Bunu bir bize izah edebilirler mi acaba? O zamanı geldiği zaman herkes gelip o istemesini biliyor. Böyle bir sıkıntı olduğu için biz paramızla istiyoruz. Bedava istemiyoruz. Bize sadaka vermesinler. Paramızla rezil oluyoruz. Kendi yani artık bilmiyorum burada neler oluyorsa ben bilmiyorum. Bu tarım işçisine hiç bakan, hiç duyan, hiç gören olmuyor. Tarım işçisi başka bir ülkede mi geldi onu çözemedim. Bu tarım işçilerine bir el uzatsınlar. Ama elektrik yaklaşık 10 gündür, 12 gündür bizim çalmadığımız kapı gitmediğimiz devlet mercileri kalmamıştır. Bu elektrik nedir? Elektrik her insanlar için zaruri bir ihtiyaçtır. Hastalarımız oluyor, yemek yapamıyoruz. Ondan sonra çocuklarımızı hastaneye de götürdüğümüz zaman, getirdiğimiz zaman yeteri kadar ilaç saklayamıyoruz. İki gün sonra biz götürdüğümüzde aynı şekilde. Ve biz burada TEDAŞ'tan veyahut da belediyeden veyahut da kaymakamlığından biz bunlara defalarca biz gittik. Biz gittiğimiz için biz elektrik istiyoruz. Siz işçilerin halini görüyor. Şimdi akşamleyin eve gittiği zaman ne su içebiliyor? Bizim çadır kentimiz. Şöyle bakarsanız. Şurası çadır kenti. Şurası şöyle. Gördüğünüz gibi buralarda hiçbir yerde elektrik yok. Çamaşırını yıkıyor. Çamaşır makinesi karşıda. Fişini bir kaldır hele. Fişini bir kaldır. Boşta olduğunu görsün arkadaşlar. Şöyle görüntü alabiliyorsunuz. Vatandaş şu an pazardan gelmiş. Getirdiği eşyaları şuraya yere koymak zorunda kaldı. Bak beni bir dinle. Biz şu anda bak bu bütün malzemeleri biz pazardan getirdik. Şimdi bu gördüğünüz malzeme elektrik olmadığı için bugün buradadır, yarın hepsi bozuluyor. Emek sarf ediyoruz, gidiyoruz, getiriyoruz, alıyoruz. Bize destek olacak bir arkadaş mutlaka çıkacaktır. Sesimizi sonuna kadar, birileri çıkıp sesimizi duyana kadar biz sesimizi yükselteceğiz. Nereye kadar gidebilirsek. Biz burada 60-70 kişi büyük insanlar var burada. Artı çocuklar var.